Çelik Müessesesi'nde yer alıp da son gün o istifa dilekçesini göndereni yine mevzu edeceğiz, hesabını soracağız. Bayram Oteli'ye gidip makina mühendisiyle hasar tespiti yaptıran Albaraka'ya da hesabını soracağız. Yani orada Albaraka ofisine hasar tespiti yaptırıyor, rapor düzenleniyor. Yüksek mimarla inşaat mühendisi olmadan görmediği yere imza atıyor. Şirket ortağı makina mühendisi düzenliyor bunu. Üstelik de karşı taraf bunu ben hasar tespiti yapılmış diye delil olarak sunuyor. Dolayısıyla biz adalet dediğimiz şeyin sırf ceza olarak değil, etkin ve adil bir yargılama olması için bütün bunların hepsini konu etmeyi sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. 22. Adalet Buluşması'nın geldiği noktada, vicdan ve adalet buluşmasının geldiği noktada ailelerin hikayelerini dinlediniz. Ve ailenin hikayesini dinlediniz ve bu hikayenin nihayetinde geç gelen adalet değildir noktasına getiren süreci de hep beraber görmüş olduk. Bu ay yine dava sonuçlarını beklediğimiz ya da kritik sonuçlar, yani kritik durumlar yaşanacak, işte gelecek bilirkişi raporları bekleniyor, Bayram Otel davası bekleniyor. 23. buluşmanın iş kazasız bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Var olan adalet mekanizmalarının doğru işletilmesi ve bu hukuk sürecinde hakkını arayan ailelerin süreçlerini nihayete erdirmesini umut ediyoruz. Bir sonraki buluşma 3 Kasım'da gerçekleşecek ve katılımcılara teşekkür ederim, ailelere teşekkür ederim. Set kazasında hayatını kaybeden Selin'in annesi. Ben Selin Erdem'in annesiyim. Yani ara ara söylediğim bir şey var. Maalesef adalet saraya konmuş ve halk buna ulaşamıyor. Ulaşan da çok zor ve çok geç ulaşıyor. Maalesef çok geç gelen adalette adalet olmuyor. Teşekkür ederim. Biz burada yine 22. Adalet ve Vicdan nöbetini bitireceğiz. Bir dahaki nöbet her ayın ilk pazar günü olduğu gibi 3 Kasım'da olacak. Yarın 7 Ekim dediğim gibi Van Bayram Otel davasında karar duruşması olacak. Ama adalet orada tecelli etmeyecek çünkü asıl sorumlular yargılanmıyor ve onlarla ilgili dosya şu an Anayasa Mahkemesi'nde. Biz şunu diyoruz, burada bu benim abim ve burada herkesin sahibi var ve bu insanlar bugün yok. Ve yıllardır bu insanlar adaletin peşinde. Çünkü gidene yapılabilecek en büyük görevimizi o sayıyoruz. Yani bunların ölümüne sebebiyet veren insanların yargılanmasını istiyoruz. Kimsenin başına gelmesin diye, kimsenin evine, hani ocağa ateş düşmesin diye bu insanlar her biri birbirinin davasının takipçisidir. Her aile diğer davanın takipçisidir. Dolayısıyla desteğimizi bu şekilde sağlıyoruz. Sizlerden de lütfen böyle bir topluluğun olduğunu bilin, böyle bir adalet mücadelesinin sürdüğünü bilin ve gereken ilgi ve alakayı gösterin. Şunu da bilin, bu devlette hukuk devleti deniyor, sosyal devlet deniyor. Hiçbir şekilde kanunda yazan hiçbir şey maalesef uygulanmıyor. Bunun somut örneğiyiz biz burada. Hukuk uygulanmıyor. Hocamın da dediği gibi adaletin olmadığı bir toplumda bütün değerler kendini bitirir. Bunun yaşanmaması için, daha fazla duyarlı insanların olabilmesi için bu soluduğunuz oksijen gibi bir şeydir. Lütfen vicdanlarınızı, sesini dinleyin ve bu insanların yanında olun. Başka işçilerin başına bu durumlar gelmesin ve bütün insanların çalışma koşulları daha iyi şartlar altında gerçekleşsin diye bu aileler bu davaların peşinde. Teşekkür ediyoruz. Buraya gelen, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Gazetecimiz Ayça Örer'e de teşekkür ediyoruz. Ailelere, hukukçu Erbay hocama teşekkür ediyorum. Bir dahaki vicdan ve adalet nöbetimiz 3 Kasım'da olacak. Tekrardan diyorum, buradaki fotoğraflar çoğalmasın. Çoğalmaması için lütfen el birliğiyle vicdanımızla birbirimizin yanında olalım.